Nasılsın? İyi. İyi. Seni siyah saçlı hayal etmiştim. Evet, bir ara öyleydi. Olmamış mı şimdi böyle? Gözlerin güzelmiş ama. Teşekkür ederim. Norveç'te bir kız arkadaşım vardı. Ona benziyorsun. Evet. Şimdi bu iyi bir şey mi bilemedim ben tabii. Eh işte. İdare eder bir şey. Hakan ya, valla ne iyi ettik de geldik. Ona bize de eğlence oldu. Değil mi? Bu resimlerle yıllar sonra tekrar karşılaşırım. Aradan kaç yıl geçmiş ama tüylerim her seferinde diken diken olur. Bir kadının gençlikten olgunluğa geçiş süreci, çelişkileri, taban tabana zıtlık hallerini, bedeni ve etrafındaki bütün bedenlerle barışık olma hali. Asla yozlaşma üstünden değil. Evet. Tamamen samimi. Hı hı. Ya siz? Hangi işini beğenirsiniz? Kimin? Dorothy Yonone. No. Ben de tanımlanamadı. Simay. Plastik sanatlarla ilgilendiğinizi söylemişti. İlgileniyorum. Evet, çok ilgileniyorum. Hatta Van Gogh Müzesi'ne gitmiştik. Yani takdir edersiniz ki kafam açıldı. Oradan çıkmak istemedim. Bir de Prag'da Kafka Müzesi. Ben bunun... Anladım. Turistik mekanlar. Klasik. Yok canım, ne alakası var? Sadece 3 gün iznimiz vardı. Biz anca o konuya kadar gelebildik. Sizi Prag'da ağırlamak isterim. Hatta önümüzdeki hafta orada olacağım. Bana eşlik edebilirsiniz. Gerçekten mi? 1500 avroya 2 günlük sanat galerisi turu. Yalnız isminizi yazdırmanız gerekecek. Size asistanımın mail adresini vereyim. Benden ücret almayacaksınız herhalde. Olur mu canım öyle şey? Sadece sen ödeme yapmıyorsun. Katılan herkes. Vay be, yani sen 6 sene evden çıkmadan nasıl yaşadın? 6 değil, 9 aslında. 3 senede sınava hazırlandım. Ama TUS'a hazırlanırken arada çıktım biraz. Hem 2 haftada bir sinemaya da gittim. Bir tane arkadaşım bile oldu. Erkek arkadaşın mı? Evet, erkek. Sevgilin yani. Garip. Tatlı olarak ne istersin? Sen ne yemek istersen ben de onu yiyeceğim. Emin misin? Yani özel olarak istediğim bir şey varsa onu söyleyeyim. Evet, eminim. Özellikle sen ne yemek istiyorsan ben de onu yemek istiyorum. Hadi bakalım. Ya Simay. Gülüyor bunlar. Ya biraz bir bekle, bir zaman ver ya. Bir rahat ol, bir sabret. Kuğun ol, çiçek ol. Çiçek ne be? Hadi çiçek. Aslında bir ilişki kurmak kadınla erkek arasında. Tepelerde el ele dolaşmak. Bazen ayrılıp değerli taşlar toplamak. Ve sonra bunları paylaşmak. Bazen yarışmak. Bazen ağaç altında evet, birlikte. Azıcık daha yavaş söylerseniz ben bunları bir not alacağım. Ee? Öyle. Nasıl?
Yani anlat biraz. Ne anlatayım? Mesela bir günün nasıl geçiyor? Sabah 5'te uyanırım. Akşam yiyeceklerimi pişiririm. Sonra işe giderim. Gelirim. Uyurum. Uyanırım. Sonra yine 5'te kalkarım. Ertesi gün yine aynı. Söyleyeyim, ben not alıyorum. Buyurun lütfen. Peki tatil günlerinde? Tatil günlerinde kendimi şımartırım biraz. Mesela sabah 6'da kalkarım. 6.30'a kadar da yatakta böyle tablette takılırım. Çok keyifli görünüyor. Misal, Victorian dönem şiirlerinin bu denli etki yaratması, İngilizlerin sözlü anlatıma verdiği önemden ileri gelir. Bir de saraylı aşk dediğimiz olgu var. Tabii ki kadının yüceltildiği. Başak. Başak. Pardon, bakar mısınız? Bakar mısınız diyorum. Kavga var galiba. Ya ne? Buna da mı? Kavga var ya her şeyde. Burada bir yetkili yok mu? Her şey. Dur, 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 çak, çak, dur. Buyur arkadaşım. Bülent Bey, lütfen kavga etmeyin. Bende sosyal şiddet anksiyetesi var. Tamam, o zaman birazcık geride beklesem. Buyurun. Hanımefendi uyuyakaldı. Dürter misiniz lütfen? Başak. Misal Victorian. Bülent. Sen kimsin be? Arkadaşım sen kimsin? Merhaba. Ben Bülent Bey'le arkadaş oldum. Bu ne biçim bir muamele? Bu nasıl bir yetkili hali? Ay yeter. Bıktım sizin şu olma hallerinizden ya, navigasyon gibi. Ben bir yaşındayken bile sizden daha hızlı koşuyordum. İçime kıydınız artık. Gıy gıy gıy. Yeter. Söylemlerim sizin için fazlaca epik gelmiş. Ancak ben daha fazla Victorian. Sen öyle bir indir de efendi tarzda. Benim asabımı bozma. Sen hangi sıfatla benden böyle bir talepte bulunabiliyorsun söyler misin? Hanımefendinin sevgilisi sıfatıyla. Ne? Sultancığım gel canım, biz seninle bir bahçeye çıkalım, gel. Enişciğim biz de seninle. Son derece nahoş bir ortam içerisindeyim. Ben sana başka. Bu yapılan hareket hiç hoş değil. Sen nereden buldun bu düşük bütçenin Natalie Portman'ı acaba? Sen bu miadı dolmuş adamı nereden buldun acaba? Burar Tukılır sergisinden. Yemin ediyorum içim şişti, yeter. Ya tamam. Ben sanattan anlayan adamı istemiyorum. Ben sevmekten anlayan ve beni seven adamı istiyorum. Ben de bu gür sesli ve güçlü kadının... Bence biraz tırmalasak bir ortak nokta bulabiliriz ha? Çıkmasın. Ben seni bir daha bırakmam ki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.